Merhabalar herkese. Başlangıç rehberi video serimizde sırada Carl Franz var. Oyunun en sevilen karakterlerinden bir tanesi. Bu seride daha önce de dediğim gibi çok böyle şu turda şunu yapın, bu turda bunu yapın gibi adım adım yönlendirmiyorum. Genel olarak kampanya mekaniklerinden bahsediyorum ve genel tavsiyelerde bulunuyorum. Naçizane. Carl Franz Altdorf'ta, imparatorluğun başkentinde başlıyor. 5.0 güncellemesiyle, Thrones of Decay derecesiyle beraber çıkan 5.0 güncellemesiyle bayağı bir mekanikleri değişti. Onlardan biraz bahsedelim. Örneğin İmparatorluk Otoritesi mekaniği. Eskiden çok farklıydı. Şu an İmparatorluk topraklarının yüzde ne kadarı İmparatorluk fraksiyonlarının elindeyse ona göre bufflar ya da debufflar alıyorsunuz. İmparatorluk toprakları dediğim şuralar, hatta şu seçmen kodlar... İşte sekmese tıklayarak tam olarak imparatorluk toprakları nerenin kastettiğini görebilirsiniz. Şu an mesela buralar imparatorluk lordlarının elinde. Ancak şuralar ve şuralar, özellikle vampirler ve şuradaki kaos savaşçıları fraksiyonu hızlı bir şekilde imparatorluğu elinizden almaya çalışıyor ki hatta Carl Franz kampanyası hakkında söylemem gereken ilk şeylerden bir tanesi, her ne kadar oyunun ilk oynanmasını önerdiği kampanyalardan bir tanesi olsa da aslında bayağı zordur, bayağı kalkıştır, çok zekidir ayrı. Ama çok kolay bir kampanyanın sizi beklemediğini baştan söyleyeyim. Hatta 5.0 güncellemesiyle beraber elinizdeki imkanlar daha da artmış durumda ama yine de çok kolay değil. Onu da baştan söylemiş olayım. Eğer kontrolden çıkarsa imparatorluk toprakları düşmanların eline geçerse falan çok moralinizi bozmayın, normaldir yani. Hatta bir noktadan sonra %50'den altının imparatorluk fraksiyonların elinde bulunması çok daha normal bir şey değil bunda. Çünkü her taraf yangın yerine dönüyor ve her yere yetişemiyorsunuz. Bir yere yetişip ondan sonra orayı hallettikten sonra diğer yangın yerlerine daha sonra müdahale etme üzerine kurulu Carfans kampanyası birazcık. İmparatorluk otoritesi olduğu için o şekilde. Ondan sonra bir de prestij mekaniği var. Eskiden prestij ile yapılabilecek şeyler sınırlıydı. Arada sırada karşınıza ikilemler çıkıyordu. Orada kullanıyordunuz. Hala o ikilemler çıkıyor. Dolayısıyla elinizde o ikilemlere müdahale edecek kadar bir 1000, 1500, 2000 prestij elinizde her daim bulundurmanızda fayda var. Ama onun dışında prestiji kullanabileceğiniz yeni yerler de var artık. O da şuradaki seçimsel kumpaslar ekranından görebilirsiniz. Buradaki her şeyden tek tek bahsetmeyeyim. Duruma göre hepsi işe yarayabilecek şeyler. Atıyorum elinizde bol prestij bulunduğu zaman şunu sürekli olarak 3 turda bir spamlamak lordlarınızın experience kazanmasına sebep olur. Şöyle hızlıca üzerinden geçeyim. Tek tek bahsetmeyeyim dediğim gibi. Sadece şu ikisinden bahsedeyim. Bunlar imparatorluk seçmen kontu fraksiyonlarının sadakatini artı 2 arttırabiliyorsunuz. Örneğin şuradaki imparatorluk fraksiyonu sadakati 5. Görebileceğiniz gibi yeni oynanabilir efsanevi lordumuz Elspeth'in fraksiyonunun sadakati 4 ile başlıyor. Bununki 6 vesaire vesaire. Sadakati zamanla aranızı iyi tutarak da geliştirebiliyorsunuz. Tek geliştirme yöntemi değil ama bununla da 2 sadakat direkt birine ateşlemek güzel oluyor arada sırada. Konfederasyonlar da bu birleşim butonu sayesinde oluyor. Tabii ki burada yazdığı gibi birini konfederasyona kattığınız zaman diğer seçmen kontlarla sadakati 2. Diğer seçmen kodlarının sadakati 2 azalıyor. Dolayısıyla diğerlerinin nispeten biraz yüksek olduğundan emin olduktan sonra bu konfederasyon butonunu kullanmak daha mantıklı. İlk başlangıçta kullanayım derseniz Elspeth tabii ki mantıklıdır. Güçlü bir efsanevi lord elimize geçmiş olur. Elspeth'i tabii ki Thrones of Decay derecesinin sahibi olduğunuzu varsayarsak, eğer Thrones of Decay derecesine sahip değilseniz Elspeth'i fraksiyonunuza katamıyorsunuz. Onun dışında seçmen kontlar ekranından görebileceğiniz gibi bunların bu bölgelerin başkentini kim elinde bulunduruyorsa buradaki buffları, debuffları ve şu özel askerleri alma hakkına sahip oluyor. Şuradan göreceğiniz seçmen kont devlet birlikleri kastedilen. Şu an bunlar kilitli. Diğer imparatorluk lordlarıyla oynarken teknoloji ağacında şurada da bir bölüm oluyor. O seçmen kont birliklerini oradan açmanız gerekiyor ama Carl Franz oynarken sonuçta imparator olduğunuz için seçmen kont birliklerini, eğer o bölgenin başkentini kontrol ediyorsanız, atıyorum Middenheim'i kontrol ediyorsanız, oranın seçmen kont birliğine direkt ulaşabiliyorsunuz. Ve bir tane alıyorsunuz, ardından bir soğuma süresi oluyor. O soğuma süresinde işte şuradaki hangisiydi?
bununla direkt anında sıfırlayabiliyorsunuz mesela. Tabi bunun da 15 turluk bir süresi var. O da ayrı mesele. Onun dışında Sigmar'ın varisi dediğimiz Reichland, Reich topraklarını yani Karl Franz'ın fraksiyonunu seçtiğinizde sahip olduğunuz özellikler şu şekilde: seçmen kontların sahip olduğu imparatorluk bölgelerine direkt langırt alabiliyorsunuz ve izinsiz geçiş cezası almıyorsunuz. Ekstra sefer hareket meziniz var falan, o da güzel. Genel olarak yani Karl Franz'la oynarken bütün imparatorluk fraksiyonlarıyla elinizden geldiğince aranızı iyi tutmak her zaman önemlidir. Tabii ki bu sandbox bir oyun. Ben evil imparator olacağım, bütün imparatorluk fraksiyonlarına dalacağım derseniz o da imkan dahilinde. Hiçbiriyle herhangi bir anlaşmayla başlamıyorsunuz. Ama normal bir şekilde oynamak isterseniz bütün imparatorluk fraksiyonlarıyla yapabildiğimiz bütün anlaşmaları en baştan itibaren yapın. Aranızı bir an önce iyi tutun. Savunma ve askeri ittifaklarda yapın. Onlar da size birçok şey kazandırıyor. Normal konfigürasyon şeklinde fraksiyonumuza katabileceğiniz sadece Marienburg var. O da muhtemelen oyunun başlarında yok olacaktır zaten. Diğer şekilde konfigürasyonu dediğim gibi şuradaki gelişim butonundan yapabiliyorsunuz. Ha tabii ki şunu da not etmeden geçmeyeyim. Prestige kullanarak imparatorluk fraksiyonları arasındaki ilişkileri geliştirme, kendinizle ya da başkalarıyla ya da kötüleştirme imkanına sahipsiniz. Çeşitli teknolojiler sayesinde sadece imparatorluk değil, elflerle, cücelerle falan da aynı şekilde ilişkileri geliştirip kötüleştirme imkanına sahip oluyorsunuz ilerleyen zamanlarda. Ordu yapısı olarak, Karl Franz'ın ordu yapısı genel olarak dengeli bir ordu yapısını tavsiye ederim. Zaten ateşli silahlar, birazcık ağır silah, ön planda onları koruyacak birkaç yakın dövüş piyadesiyle, bir tane de süvariyle başlıyor. Yani genel olarak dengeli bir orduyla başlıyor. Bu şekilde dengeli gitmenizi tavsiye ederim. Yani birkaç okçu ya da tabancacı, bir iki ağır silah daha, onları koruyacak birkaç yakın dövüş daha, bir tane süvari genelde yeter. Süvari bu arada ufak bir taktik vereyim savaşlar için. Düşman ordusunun dengesini bozmakta kullanmanızı tavsiye ederim. Bu bayağı faydalı oluyor. Oyunun başlarında ordunuzun normal bir şekilde ön tarafa yakın dövüş piyadeleri, arka tarafa menziller olarak dizdikten sonra o süvarilerinizi düşman ordusunun yakınlarına götürerek 1-2 ya da 3-4 kaç tane oluyorsa birimini o süvarilerle oyalamak, sürekli peşinden koşturmak ve düşman ordusunu ikiye bölmek her zaman Karl Franz'da iyi bir taktiktir. Onun dışında ama ideal ordusu Karl Franz'ın. Tabii ki Karl Franz'ın kendi özelliklerinden de göstereceğim üzere şurada mesela seçmen kont devlet birliklerini ucuzlatıyor vesaire. Bu arada tarafsız bölgelerde de ikmal ediyor. İstediğiniz yere yetişebiliyorsunuz bu sayede. Yani atıyorum şurayı konfederasyona falan katamadınız, ittifakınız yok ama şuraya yetişmeniz lazım bir şekilde. Topraklarından geçebiliyorsunuz, ne ceza alıyorsunuz ve aynı zamanda geçerken birimlerinizi de tazeleyebiliyorsunuz. O konuda çok iyi. Şey diyordum, ordu yapısı diyordum. Karl Franz'ın kendi yetenek ağacına bakarsak Reich muhafızları büyük kılıçlar gibi şeyleri güçlendiriyor ve seçmen kont devletlerini çok güçlendiren bazı özellikleri var. Yani genel olarak seçmen kont devlet birlikleri ağırlıklı bir ordu ideal ordudur Karl Franz için. Ama tabii seçmen kont devlet birliklerini almak için o bölgelerin başkentini almak gerekiyor, soğuma süresi beklemek gerekiyor falan. O birimleri basması çok kolay değil. Güçlü birimlerdir ama kolay değil onları basması. Basabildiğiniz zaman elinizdeki normal piyadeleri, yani işte diğer birlikleri, seçmen kont devlet birlikleriyle değiştirmeniz ideal seçenektir. Genel olarak bir taktik verecek olursam, ilk başta şu imparatorluk ayrılıkçıları dediğimiz fraksiyonla savaş halinde başlıyorsunuz. Bu başlangıç hayatınızı ele geçirmesi çok zor değil. Çok adım adım tavsiyelerde bulunmuyorum ama şunu söyleyeyim. Üçüncü turda olsa gerek Überstrike'a saldırabilir pozisyona geliyorsunuz. Eğer bunu yendikten ve sonra bu tarafa doğru yola çıktıktan sonra. O savaş kazanılmaz bir savaş değil. Ama birazcık zorlanabilirsiniz. Yani zorlanabilirsiniz eğer özellikle de oyunda çok tecrübeli değilseniz. Şehrin dışında bir yerlerde pusuya yatıp bir lord daha basıp onu da yem olarak kullanıp bu orduyu şehrin dışına çekmek ve o ordu ve artı garnizonla aynı anda savaşmamak tavsiye edebileceğim bir şey. Karl Franz'ın kampiyonunda değişen şeylerden bir tanesi de eskiden Helmgard elinde başlamıyordu ve bu oyunun başında alması bayağı zor olabilen bir yerleşim yeriydi. Bir hisar yerleşim yeri olduğu için, duvarlı ve garnizonu kalabalık bir yerleşim yeri olduğu için artık elinizde başlıyor. Dolayısıyla
kısa zamanda yangın yerine dönecek olan imparatorluğunuza daha hızlı bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Başlangıç eyaletinizi ele geçirdikten sonra savaş halinde başladığınız bir fraksiyon var. Tek göz savaş sürüsü. Bu oyunun başlarında bayağı güçlü bir düşmandır. Burayı ele geçirdikten sonra tam olarak nereden geleceği belli olmaz. Altdorf'un dibinde de bitebilir, Eilhart'ta da bitebilir. Ona karşı çok dikkatli olmanızı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Bir canavar adam ordusuna sahip Kazrak Tekgöz ve canavar adamlar direkt saldırarak sizi pusuya düşürebiliyor ve Karl Franz'ın ordusu menzilli ağırlıklı olacağı için bir nevi pusuya düşmesi hoş olmaz Karl Franz'ın. Dolayısıyla ona doğru harekete geçeceğiniz zaman şu ordugah vaziyetinde harekete geçmek, pek pusuya düşürmeye çalışmamak, çünkü pusunun tespit edilme ihtimali var. Pusuyu tespit ederse sizi pusuya düşürür falan. Çok temkinli yaklaşmakta fayda var. Ve hatta genelde oyunda kesinlikle tavsiye etmediğim şeydir oyunun başlarında otomatik sonuçlandırmak, ama birebir savaştığımızda kazanması da çok zor bir savaş. Özellikle o canavar yolları diye bir şey var canavar adamların. O vaziyetteyse çok dar bir haritada savaşıyorsunuz. Oyunun başında Kazrak'ın ordusuna karşı Karfans'ın ordusuyla galip gelmek bayağı zor. Otomatik sonuçlandırmaya çalışmanızı tavsiye ederim naçizane o savaşı. Onun icabına baktıktan sonra birazcık daha rahatlıyorsunuz ve o sırada işte buradaki vampirler imparatorluk topraklarını ele geçirmeye başlıyor. Şuradaki savaşçıları, fraksiyonu, doğurganlar buraları ele geçirmeye başlıyor. Şuradaki vampirler yavaş yavaş şuralara dalmaya başlıyor. Bu kesin değil. Bretonya'ya da odaklanabilir, şu topraklara da odaklanabilir, ama benim yakın zamanda oynadığım bütün imparatorluk kampanyalarında, seferlerinde hep şöyle imparatorluk topraklarına dalıp başınızı ağrıtıyor kendileri. Kısacası içinden hangisi daha acilse ona müdahale etmek. Ondan sonra diğer ikinci acil olana müdahale etmek. O sırada diğerlerinin size savaş açmayacağını ummak. Savaş açarsa yeni bir ordu yapacak kadar paranızın olduğunu ummak üzerine kurulu bir kampanya. Yani ideal şartlarda eğer Heinrich Kammer, buradaki vampirler size daldıysa, öncelikle onunla ilgilenmek. Şimdi Marienburg'ü ele geçirmek, ki çok zengin bir yerleşim yeridir ve eyalettir. Ardından şuradaki Uyuz Ork fraksiyonuyla, ardından şuradaki Kaos savaşçılarıyla ilgilenmek. Bunlar olurken bir şekilde Elspeth'i konfederasyonunuza katmak ve Elspeth'e bir ordu yapıp onu da şuradaki Silvania'ya, buradaki vampir fraksiyonuna göndermek ideal senaryodur. Elspeth vampirlere karşı çok güçlü bir lord çünkü. Ama tabii dediğim gibi birazcık kaotik bir yapısı var Frans'ın kampanyasının. İşlerin böyle gelişeceğinin garantisini veremem sizlere. Başka söylemem gereken bir şey var mı bilmiyorum. Diplomasi, dediğim gibi, imparatorluk fraksiyonlarıyla mümkün olduğunca çok anlaşma yapın ve özellikle cücelerle de mümkün olduğunca çok anlaşma yapmanızı tavsiye ederim. Şuradaki cüceler hariç, bunlarla anlaşma yaparsanız orman elflerini kızdırırsınız. Orman elfleri onları zaten dövecektir. Çok şart değil bunlarla anlaşma yapmanız, ama ana cüce fraksiyonlarıyla, şuradaki Belegar'la, şuradaki Thorgrim'le, şuradaki Angrim'le anlaşma yapmak, ardından onlardan yakın dövüş piyadeleri almak çok faydalı oluyor. İmparatorluğun yakın dövüş fiyatlarından çok daha faydalıdırlar ve hatta kısa boylu oldukları için tabancacılar onların üzerinden ateş edebilir falan, çok faydalı oluyorlar. Ama tabii uzun vadeli planlar bunlar. Teknoloji olarak şununla başlamanızı öneririm, faydalıdır. Onun dışında işte hangi ordu yapısından gidecekseniz şu çok faydalı bir teknolojidir. Artı 15 sırf bütün piyadeler için. Atıyorum ağır silahınız bolsa şuradan gitmeniz, süvarileriniz bolsa buradan gitmesi falan çok şey değil. Şuralara çok ağırlık vermenizin aciliyeti yok. Onun dışında işte şuralar ve kullandığınız birliklerin teknolojilerinden özellikle ağırlıklı gitmenizde fayda var. Sefer hedeflerini de göstereyim. İmparatorluk ayrılıkçılığını zaten en başta keseceksiniz. Onun dışında Höyük Lejyonu ve Silvania hedefleriniz arasında. Uzun seferde de imparatorluk topraklarını birleştirmek var. Unutmadan çok önemli bir ipucunu unutuyordum neredeyse. Oyun ikinci turda size bir bedavadan büyücü verecek ve çok uzun süre yeni bir büyücü alma imkanına sahip olmayacaksınız. O büyücü sizin elinizdeki en önemli silah arkadaşlar. Ona gözünüz gibi bakın. Onun ölmesine sakın izin vermeyin. Neyse efendim. Karfans kampanyası bu şekilde. Çok keyiflidir, çok kaotiktir, birazcık zordur. Ama şiddetle tavsiye edebileceğim bir kampanyadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.